Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Lafı mı olur Mirket? Kaç kere hayatımızı kurtardın? İki tane kutu taşımışız, çok mu yani? Evet evet, mesela bizi çıldırmış yoğurt kutularından kurtarmıştın bir keresinde. Hepsi senin yüzünden Necati abi. Kraliçe yoğurdu sinirlendirmeyecektin. Yoğurdun kraliçesi nasıl olur bilmiyorum ki. Peki burada ne yapılıyor Mirket abi? Burada bilim hayvanları kullanmadıkları icatları alıp satıyorlar. Ancak bu alışverişi yapman için bilim hayvanı olman gerekiyor. Ben şimdi bilim hayvanı kılığına girip bir şeyler alırım buradan. Tamam. Evet, tamam. Bunları da koyduğumuza göre hazırız demektir. Şimdi bize bir çığırtkan lazım. O işi bana bırak. Gel abla, gel abla, gel abla, gel! İcadın kralı burada. 10 numara 5 yıldız aletler burada. Ay başım şişti evladım. Ne bağırıyorsun öyle? Ha? Şu nedir evladım? O bir ses modifiye etme cihazı. Deneyebilir miyim? Tabii tabii, buyur teyzeciğim. Gel abla, gel. En güzel fiyatlar burada. Bakmadan geçme. Gel abi, gel. Ama bu fiyatları kaçırma. Vatan kemiri... Sesime ne oldu? Alo, sesim gitti. Ay, iyi oldu sana. Ha? Eyvah, Bay Horhor geliyor. Horhor mu? Horhor diye isim mi olur? Horhor, bir melek yatırımcı. Melek mi? Evet, yeni fikirlere para yatırıp yardım edenlere melek yatırımcı denir. Eskiden bu adam çok zengindi. Fakat son zamanlarda bayağı bir parasını kaybetmiş. O yüzden de yepyeni fikirlere ihtiyacı varmış diye duydum. Merhaba Mirket, nasılsın? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Efendim, kanatlarınız nerede? Siz melekmişsiniz. Komik çocuk. Mirket, vaktin varsa seninle gizli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Tabii tabii, buyurun ofisime geçelim. Buyurun önden. Ofisin tezgahın altında mı? Evet efendim, param buna yetti de. Merhaba, merhaba. Evet, doğru bildiniz. Ben de sizler gibi zeki biriyim. Merhaba, evet evet, o bep o kek, bilirim. Kesirli sayılar, çok komik değil mi? Gel abi gel, bu tezgaha bakmadan geçme. He, şu da nedir? O bir ikna etme cihazı abicim. Böyle bir sıkıyorsun, karşındaki hemen ikna alıyor. Fiyatı 150 lira. Sen de biraz indirim yapıver. Abicim inan kurtarmıyor, onun maliyeti... Hadi tamam, 50 liraya bırakırım. Çok iyi pazarlık yaptım. Oh, çay gibisi yok değil mi? Evet evet, 2 saattir çayı övüyoruz. Ben atom parçalayınca bu kadar övmüyorum kendimi. Ama şu çayda ne övüldü arkadaş? Seni övmeye gerek yok Mirket. Herkes başarılarının farkında. O yüzden ben de sana geldim. Mirket, bana uzaktan kontrol edilebilen kıyafetler yapmanı istiyorum. Çok şey istiyorsunuz Horhor Bey. Öyle şey mi olur? Sana şöyle bir teklifim var. Yepyeni, son model bir laboratuvara ne dersin? Harikulade derim. Ne diyeceğim başka? Öyleyse kimseye bir şey söylemeden bu cihazı yap. Ben de kıyafetleri uzaktan kontrol edebileyim. Sen de son model bir laboratuvara sahip ol. Anlaştık mı? İyi bir anlaşmaya benziyor. Ben siz evcilik mi oynuyorsunuz burada yoksa? Çok darıldım. Horhor, biraz kaysana. Kaplamışsın her yeri. Şu kodları da yazalım. Tıkır tıkır, fıkır fıkır. Fıkır fıkır mı? O ne biçim yazma sesi? Neyse neyse. Şimdi ben denek mi olacağım yani? Evet evet. Bilim tarihine adın altın harflerle geçecek. Altın harf karın doyurmuyor. Sen bana gofretimi ver yeter. Şu drona da yükleyelim kodları. Tamamdır, yükledik. Şimdi uçuralım şunu. Hop. Ben de uçurabilir miyim bir tur? Sonra sonra. Evet, şimdi de drone senin üstündeki kıyafetin 3 boyutlu analizini yapıyor. Yapsın yapsın, bırak karışma. Tamam, modelini çıkardı. Şimdi de ona uygun kodlamayı yapıyor. Ve senin kıyafetine özel bir bellek aygıtı fırlatacak. Atalım bakalım. Ay, gıdıklandım. Her şey hazır. Bakalım senin kıyafetlerini yönetebilecek miyim? Başlıyorum. Kolum kalktı.
Diğeri de kalktı. Şimdi biraz açma germe yapalım. Ne? Ah, çok eğlenceliymiş bu. Mirket, kurtar beni. Tamam tamam. Şimdi de hazır dans paketlerinden bir tane seçelim. Bakalım çalışıyor mu? Ha? Ne oluyor? Burun çekiyorum. Hadi hadi, oturmaya mı geldik Tanju? Şimdi de zeybek oyna azıcık. Şimdi daha zor şeyler deneyelim. Duramıyorum. Orada hava nasıl Tanju? Gofret mofret istemem. Beni aşağı indir Mirket. Peki sen nasıl istersen. Merhaba Mirket, cihazım hazır mı? Evet evet, ben de son kontrolleri yapıyordum. Her şey yolunda görünüyor. Yalnız sizden bir ricam var. Bu cihazı kötü niyetli kişilerin eline vermeyin sakın. Tabii ki de. Alayım şu cihazı. Öyleyse senden son bir isteğim var Mirketçiğim. Neymiş o? Şu kameraya bir poz ver bakalım. Hatıra fotoğrafın olsun. Güleyim mi, nasıl durayım? Fark etmez. Bu neydi? Uykum geliyor. Alın çocuklar, götürün şunu. Kaldır abi, kaldır. Hadi. Ne oluyor burada? Mirket'i kaçırdılar. Hemen Remzi'lere haber vermeliyim. Ama nasıl? Cep telefonum yok ki. Bir dakika. Tabii ki de. Ben eski pilotum. Tek ihtiyacım olan bir kağıt. Nerede olabilir? Buldum. Kalem de var. Tamam. Şimdi de şunu şöyle katlayayım. Biraz da böyle. İşte hazır. Muhteşem bir kağıt uçak. Koordinatlar kafamda. Hazır olun. Geliyor. Ay, o ne? Nereye gidiyorsun? Ya, uçan perukların intikamı. İmdat! Hadi, hadi, hadi. Gel buraya. Gelsin. Nereden geldi bu uçak? Kafama uçak çarptı. Kafam o kadar büyük ki pist zannetti sanırım. Ohoho. Aa, bir dakika. Kağıtta bir not var. Çabuk Mirket'in laboratuvarına gelin. İşler karıştı. Gelirken gofret alın ya da boş verin yazan Uyuz Tanju. Ver ver. Ben de cevap yazacağım. Necati, ne gerek var? Zaten gideceğiz şimdi. Tamam. Tanju, hemen geliyoruz. Sevgiler, yarım domatesini yiyen Necati. Stop. Huhay. Tamam. Şimdi de atalım. Aç kapıyı Kadriye. Evet, artık eskisi gibi zengin olmamın, tüm o zenginliğe tekrar kavuşmamın zamanı geldi. Şimdi şu bankadan biraz para çekip geleceğim. Hadi bakalım. Ha? Bu ne abi? Kuş galiba. Işık atan kuş mu oğlum? Şşt, şşt, ışık atmasana evladım. Hoş. Şimdi eğlence başlasın. Ne oluyor? Ben bir şey yapmıyorum ama duramıyorum. Ay, neler oluyor bize? İmdat! Duramıyorum. Neden bunu yapıyorum? Sen yine iyisin. Ben jimnastik yapıyorum. Hey çocuklar, ne yapıyorsunuz? Niye kasayı açıyorsunuz? Bilmiyorum müdürüm. Ben yapmıyorum ki. Dalga mı geçiyorsun evladım? Bas bayağı sen açıyorsun işte. Sen niye jimnastik yapıyorsun? Neler oluyor burada? Durun. Çabuk kapatın o kasayı. Güvenlik. Güvenliği çağırın. Buradayız zaten müdürüm. Eyvah eyvah.
Siz bayağı benim bankamı soyuyorsunuz. Benim güzel bankam soyuluyor. Yetişin ha dostlar. Aşk olsun müdürüm. Hiç öyle şey yapar mıyız? İftira atıyorsunuz. Bırakın şunları. Paracıklarım gidiyor. Güle güle. Paracıklarım gitti. Taju, Taju. Kimse de mi fıtı fıtı diye dönen gazeteleri görmedi mi? Bir tek ben mi gördüm? Bir şey söylesenize. Hı? Ne gazetesi? Ne oldu Taju? Niye çağırdın bizi? Birileri gelip önce icadı aldılar, sonradan Mirket'i kaçırdılar. Nereye kaçırdılar? Siz de duyuyor musunuz? Bilgisayardan bir ses geliyor. Sarı bir nokta yolda ilerliyor. Çekilin, ben bu oyunu biliyorum. Hayır hayır, bu oyun değil. Bence bu bir izleme cihazı. Belki de Mirket abinin üzerinde bir izleme cihazı vardır. Bence bunu kullanmalıyız. Yürüyün hadi. Mirket'i kurtarmaya gidiyorum. Duhay! Demin evde attığım uçak daha yeni geldi. Sarı noktaya çok yaklaştık baba. Hemen ilerimizde. Tamam. Ama takip ettiğimizi anlamasınlar. O yüzden mesafeli gideceğim. Arkadaşlar, radyoyu açabilir miyim? Burası çok sıcak oldu da. Ne? Radyoyla sıcağın ne alakası var? Evet, yok değil mi? Ben yine de şansımı denedim. Keşke bir şekilde Mirket abiyle iletişim kurabilseydik. Bir dakika. Onu ben hallederim. Şurada bir kağıt kalem görmüştüm demin. Oo, Uyuz Tanju aşka geldi. Şiir yazacak galiba. Hop. Kalemi de üzerine bir yere oturtalım. Tadam! Şimdi kağıt uçakla oynamanın sırası mı Tanju? Üst kapağı aç Remzi, çabuk çabuk. Ha? O da ne? Bir not var. Yaşasın, beni kurtarmaya gelmişler. Hop, tamam. Tuttum. Ne diyor? Çocuklar, horhoru durdurmanın tek yolu icadımı ondan geri almak. Yalnız sizi gördüğü anda kontrolünüzü ele geçirecektir. O yüzden de... Evet, okusana devamını. Alın kendiniz okuyun. Ne? Çok kolay oldu. Sana ne kadar teşekkür etsem az Mirketçiğim. Sen gülmeye devam et. Birazdan muhteşem arkadaşların burada olduğunu da göreceksin. Top off! Bunlar mı senin muhteşem arkadaşların? Şimdi onları nasıl alt ediyorum iyi izle. Bak bak, iyice bak. Ha? Bu nasıl olur? Çalışmıyor. Her icadımın içine bir tane zayıf nokta koyarım. Bunun da zayıflığı plaj kıyafetlerini analiz edememesiydi. Kumsal gücü! Hoppa! Çivileme! Hoppa! Kapur! Aferin çocuklar, harikasınız. Şimdi de şu hırsızları polise teslim edelim. Hadi bakalım Horhor Efendi. Yapma! Vur dedim! İşte aradığımız siyah kamyonet burada. Memur bey, arkadaşları sizin için hazırladım. Buyurun afiyetle alın götürün. Hazır suçlular, bayılırım. Hadi hadi, götürün hemen şunları. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sayenizde icadımı kurtardım. Sen ve uçakların da bir harikaydı Tanju. Bir kutu gofreti hak ettin. Oley! Ne oluyor? Mirket, naber? Amanın! Yemeğim nerede?
Yemeğim nerede? Tencere açılsın. Yemece başlasın. Yemeğim nerede? Yemeğim nerede? Ay tamam tamam, geliyor. İki ayağım bir pabuca girdi, görmüyor musunuz canım? Hem yemek hem temizlik, yetişemiyorum ayol. Külahımı anlat. Ne var ki ev işlerinde? İki dakikada tırt 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 biter hemen. İki mi? Dakika mı? Tırt tırt mı? Pardon da sen kolay mı sanıyorsun ev kadını olmayı? Herhalde Kadriyeciğim. Sen iş hayatını hiç görmemişsin. Ayağının altında bir şey hissediyor musun Şakir? Evet, bir şey var masanın altında. İş hayatının nesini göreceğim ayol? Çocuk oyuncağı resmen. Ev kadınlığını bir gün yap, ne kadar zor olduğunu görürsün Remzi Paşa. Ne? Bana meydan okuyorsun demek. Tamam o zaman. Seni düelloya davet ediyorum. İn masadan öyle davet et Remzi. Pardon. Düellomuz şöyle olacak. Ben bir günlüğüne ev kadını olacağım. Ev adamı yani. Evet, ev adamı. Sen de bir günlüğüne iş adamı olacaksın. İş kadını yani. İş kadını, evet. Ha? Necati abi ne yapıyorsun masanın altında? Aşağı yemek düşerse diye bekliyorum. Benim evde hiç yemek kalmamış da. Tamam o zaman Remzi Bey. Düellonuzu kabul ediyorum. Peki kaybeden kazanana ne alacak? Tabii ki... tabii ki... Tabii ki... Mıhlama! Hayır, mıhlama değil. Kaybeden kazananın istediğini yapacak. Kazanan ne isterse yaptıracak. Tamam. Anlaştık. Bence mıhlama daha iyiydi. Öyleyse ben işe gidiyorum Remzi. Ha bu arada kafandaki bone ne? Ev hanımları bone takmıyor mu? Hiç alakası yok. Neyse ben gidiyorum canım. Ben sana yapılacaklar listesini verdim. Sen de bana verdin. Hadi bay bay. İşe geç kalıyorum. Bay bay. Evet Canan, bana ev işlerinde yardım etmek ister. Üzgünüm baba ama yarın sınavımız var, ona çalışmak zorundayız. Necati? Hadi çocuklar hadi, ben de size yardım edeyim. Necati, sen dersler ne anlarsın, çabuk gel buraya. Hadi hadi uzaklaşalım. Yaz kızım, kümeler. Alt küme, üst küme, kim küme, dumduma. Yapılacaklar bir, çamaşır. Hiç sıkıntı değil. Şöyle hepsini koyalım. Sen de gir bakayım. Sen de içeri. Şunu da dökelim azıcık. Bundan da. Güzel koksun diye biraz da kolonya dökeyim. Azıcık da diş macunu koyalım. Ne olur ne olmaz. Hazır. Başla. Döndür yavrum. Döndür. Döndür evladım. Döndür. Bir de bir. Bu ne? Gönye. Göyne? Gönye. Bu ne? Divit. İvit. Divit, divit. İvit, ivit. Bu ne? Hokka. Necati abi, bırakır mısın eşyalarımı? Sen bize yardım edecektin hani? Tamam, doğru. Yaz. Geometrik cisimler. Bir, köpük. Köpük mü? Ne köpüğü? Köpük. Köpüklere. Köpüklerde. Köpüklerden. Halekleri onlar Necati abi. Geometriyle ne ilgisi var? Köpükler geliyor Canan. Köpükler. Şimdi sıra yemekte. Ne yapsam ne yapsam. Aha patates. Evet çocuklara patates yapayım. Şunu atalım. Şunu da atalım. Şunları da. Biraz da su koyalım. Tamam. Zaten pişince düğünü çalacak. Ben de kapatırım altını. Çok kolaymış ev hanımlığı. Ağzıma köpük girdi. Remzi, Remzi neredesin? Buradayım Necati. Sen neredesin? Buranın hali ne? Galiba evi uzaylı köpükler istila etti Remzi bu. Her şeyi uzaylı bir şeylere bağlama Necati yine. Nereden geliyor bu köpük? Oy, köpük partisi. Çok eğlenceli. Köpük partisi mi? Oley! Oynayalım hadi. Vot diri vot diri hup biri hup biri cup biri cup biri Hayır! Köpük partisi filan değil. Kimse dans etmesin, parti filan yok. Bence bu köpükler banyodan geliyor. Yürü yürü. Banyoya bakalım hemen.
İşte köpüklerin kaynağı burasıymış. Köpük Partisi il başkanı olarak bu konuyu çözeceğim sevgili vatandaşlarım. Baba, baba bak annemin sana verdiği kağıtta ne yazıyor? Sakın renklilerle beyazları karıştırma ve doğru deterjanı kullan. Evet oğlum, ben doğru okumadım galiba. Güzel koksun diye başka şeyler de ekledim. Neyse, neyse, hemen kova süpürge alıp geleyim. Sonra da bu köpükleri temizleyelim. Ah, dur. Ocakta patates var. Necati, koş sen de patatese bak bu arada. Patates. Koşun çabuk. Ne oluyor? Biraz sessiz olur musunuz? Ders çalışmaya çalışıyorum da. Hayır, bu kadar da çok video oyunu oynanmaz ki. Bu kadar sallanması normal mi bu tencerenin? Normaldir herhalde. Sonuçta birazdan düdüğü çalacak, ben de kapatacağım. Hakem mi bu? Ne düdüğü çalacak? Hakikaten ne düdüğü baba? Düdük yok ki. Ne? Ne demek düdük yok? Düdük nereye gider? Baba, tencere patlayacak. Düdük olmadığı için duymamışsın. Hayır. Eline sağlık Remzi. Ben ne yapacağım? Bütün ev battı. Ne yapacağım ben? Canavar bu. Anlaşılan çamaşırları başka sıvılarla karıştırınca bu canavar ortaya çıktı. O zaman adı Pembik olsun. Bütün evi bu hale getiren kişi Pembik'miş demek ki. Senin yüzünden Kadriye ile olan iddiayı kaybedeceğim. Patates atıyor. Ay acı. Ay. Bu ne? Vay canına. Bunu ben mi yaptım? Üzerine vişne suyu döküldü diye öyle bağırdı. Tabii işte. Çamaşırların en büyük düşmanı nedir? Vişne suyu. Pişmaniye. Demek ki vişne suyuyla bu canavarı durdurabiliriz. Ben arada pişmaniye dedim. Kimse duymadı. Necati, saklanarak git ve buzdolabından vişne suyu kap gel 2-3 tane hemen. Emredersiniz komutanım. Hua! Buyurun Kadriye Hanım, buyurun. Ay ne gerek vardı müdürüm? Olur mu hiç? Sizin gibi değerli bir çalışanım olduğu için çok şanslı bir patronum ben. Sayenizde bir günde şirketin cirosu %500 arttı. Verimlilik 3 katına çıktı. Bundan sonra Remzi Bey'in yerine çalışmak ister miydiniz acaba? Çok teşekkür ederim teklifiniz için. Bunu ben bir düşüneyim. İyi günler. Niye açmıyor bunlar kapıyı? Alo. Efendim Kadriye. Ne? Öyle mi? Eyvah, yandık. Kadriye kapıdaymış. Bu evi hemen toparlamam gerek. Yoksa iddiayı kaybedeceğim. Vişne suyu nerede kaldı? Burada komutanım. Necati, çabuk iç şu vişne suyunun hepsini. Oley. Bedava bir şeyler içmeyeceğim. Şakir oğlum, tut Necati abinin bacaklarını. Hazır mısın Necati? Bilmiyorum. Hadi o zaman bitirelim şu işi. Geliyor. Kadriye. Ve iddiayı kazanan taraf Kadriye. Oley. Ay pardon Remzi. Bu evin hali ne? Bu pembe canavar nereden çıktı? Hemen cevap ver Remzi. Kadriye. Karıcığım ben hiçbir şey başaramadım. Sakın kızma lütfen. Ev kadını olmak çok zormuş, bilemedim. O zaman bundan sonra ne yapacakmışız? Her işin kendine göre bir zorluğu olduğunu bilecekmişiz. İddiayı ben kazandığıma göre istediğimi yapacaksın Remzi Paşa. Al bakalım şu kovayla süpürgeyi. Bütün evi temizlemeye başla. Marş. Siz de yardım edersiniz değil mi bana? Yoo. Biz burada paten kayacağız. Değil mi çocuklar? Paten! Paten! Ev işlerinden nefret ediyorum! Lay 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 lay.
Bakkal amca! Bakkal amca! Amca mı? Sen benden 3 yaş büyük değil misin Tanju? Benim için her bakkal bir amcadır Tanju. Bir gofret rica edeyim. Kusura bakma, gofret kalmadı. Ama nasıl olur? Etrafına bak anlarsın. Olamaz. Herkes sonunda gofretin ne kadar leziz olduğunu anladı. Ondan değil. Gofret firması bir kişiye villa veriyor. Anahtarı da gofretin içinde. Bu yüzden gofret mi yenilmiş canım? Neyse ben başka bir bakkala sorayım bari. Gofret var mıydı acaba? Yok. Gofret? Kalmadı. Yok. Red? Yok. Hiçbir yerde gofret kalmadı. Bulamazsın. Öyle mi? Görürüz bakalım. Boşuna uğraşıyorsun Necati abi. Villanın anahtarı bir gofretin içinde. Bisküvenin değil. Villa şart değil. Maksat pis boğazlık olsun Şakir. Uyuz Tanju. Hayrola, nereye böyle? Gofret bulmaya. Hiç boşuna uğraşma. Kaç yere sorduk. Hiçbirinde gofret kalmamış. Yol yakınken vazgeç Tanju. Gel şansını bisküvide dene. Hayır! Bir yerlerde bir gofret kalmışsa onu bulmadan dönmeyeceğim. Gofret kalmamıştır. Bu bir gofret! Nereye gitti bu gofret? Orada gofret yok. Serap görüyorsun dostum. Çöl havasına alışık değilsin galiba. Bir büfe. Gofret var mı? Olmaz mı? Kutu kutu var hem de. Kutu mu? Bir tane alabilir miyim lütfen? Kusura bakma dostum, alamazsın. Çünkü ben de Serap'ım. Var mı? Kalmadı. Sabah gelecek. Sabah kaç saat var? 6 ay. Niye kaçıyorsunuz? Alt tarafı saati soracaktım. Çok yoruldu. O da ne? Bu bir gofret. Hoş geldiniz beyefendi. 3 aydır ilk müşterimi bekliyordum. Yani dükkanı açtığımdan beri. Şu gofreti alabilir miyim lütfen? Hemen efendim. Sonunda kavuştum sana. Dişim. Bu da ne? Villanın anahtarı. Anahtarı buldum. Tebrikler beyefendi. Ama ben... Villa değil, gofret istiyordum. Son dakika. Sevgili izleyenler, şanslı gofret sever belli oldu. Sokakta yaşarken bir anda villa sahibi olan Uyuz Tanju'yu karşılamak için toplanan kalabalığın yanındayız. Ve Tanju göründü. Tanju! Gofretleri fısıldayan adam Taro! Teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Tebrikler Uyuz Tanju! Senin adına çok sevindik Tanju abi! Neden sevindiniz ki? Benim villaya ihtiyacım yok! Benim çok ihtiyacım var Tanju! Lütfen bana verir misin? Saçmalama Necati! Bu fırsat kaçar mı Tanju? Ama ben villada oturmak istemiyorum. Bana ver. Necati. Denemekten ne zarar gelir ki Tanju abi? Hem belki seveceksin. Ama benim zaten karton kutum var. O zaman bana ver. Necati. Hem de törenle teslim edeceklermiş sana. İnat etme. Madem öyle diyorsunuz. Sizin yüzünüzden vermedi işte. Vermedi. 3 katlı, 12 odalı ve 4 banyolu bu villa artık sizindir. Nasıl, beğendiniz mi Uyuz Tanju Bey? Bir dolap dolusu gofretle içeride size hediyemiz. Öyle söylesene, yaşasın! Bu neymiş? Dev ekran televizyon. İşte bu gerçek bir dev. Hayallerimin de ötesinde. Bu neymiş böyle? Mükemmel bir havuz. Havuz mu? Su birikintisi mi belli değil.
yol, şu bahçeye bakın. Dev bir mangal, harika. Ve dikenli bir kaktüs. Ne gereği varsa. Her neyse, biliyorsunuz yoldan geldim. Biraz daha yorgunum. Tabii tabii, sen git. Biz de uyuyalım artık, geç oldu. Ben mi? Yani biz gidelim de sen biraz dinlen demek istiyor Necati abi. Evet evet. İyi akşamlar Tanju. Bir ara görüşürüz denk gelirsek. Hadi gidelim. Yatak odası nerede acaba? Gel de bul şimdi. Püf. Of. Of. Bu kadar yumuşak yatakta uyunur mu hiç? Şöyle güzel bir kaldırım olsaydı. Sert ve soğuk. Kutum. Seni çok özledim. Sen de kimsin? Ben Hırkan. Asıl sen kimsin? Ben Uyuz Tanju. Bu kutu da benim kutum. Bir zamanlar öyle olabilir ama artık benim. Kutum için mücadeleden asla kaçmam. Anneciğim! Kutumu unutamıyorum. Biraz müzik açayım da kafam dağılsın. Kutu kutu bense, kutu kutu bense, kutu kutu bense. Daha sabahın altısı. Bu da kim böyle? Günaydın. Seni özledik, gelelim dedik Uyuz Tanju. Sen hiç rahatsız olma. Biz seni rahatsız ederiz. Önce şu evi güzelce bir temizleyelim de rahat rahat oturalım. Havuzu da denemek lazım Tanju abi. Boyumuzu geçmiyor zaten. Çekil bakayım. Dizim başlayacak. Saat biraz erken ama ne yapalım? Hoş geldiniz. Kumanda nerede? Burada. Ben mangalın başına geçiyorum. İyi de mangal için biraz erken değil mi? Hayır. Tam vakti. Necati getir kömürü. Sonrası bende. Havuz zamanı. Alo. Biraz temizlik malzemesi rica ediyorum. Adres Villa Uyuz. Cız. Ne yapıyorsun Remzi? Gel Tanju gel. Mangalla sohbet ediyorum. Etler nefis olacak. Et değil ama boş kemik varsa yerim. Kemik mi? Bunlar hep kemiksiz. Öyle mi? Ne yapalım? Siz yersiniz o zaman. Sensiz boğazımızdan geçmez ki. Neyse, yanında bol bol su içeriz biz de. En azından bir dolap dolusu gofretim var. Ama bu dolap boş. Ayol, gofretleri ben komşulara dağıttım Tanju. Kalmadı. Ne yaptın? Cimri olma canım. Komşularla iyi geçinmen lazım. Öğren bunları. Ben havuz başına geçip biraz kestireyim bari. Şimdi şezlonga geçip güzelce. Ama burası doluymuş. Burası da dolu. Olsun. Şu köşeye kıvrılırım. Çok uykum var. Bu ses de ne böyle? Ay Tanju, sen miydin? Halı sandım. Benim halıya benzer bir kadrim mi var Halime? Aman, bir halim mi var kadriye? Var. İkiniz de tüylüsünüz. Ben en iyisi odama çıkayım. Şöyle güzel bir uyku çekeyim. Necati, yatak odamda ne arıyorsun? Burası eğlence odası Tanju. Senin yatak odan üst katta. Öyle mi? Bu odaydı galiba. Necati, sen daha demin... Yine yanlış geldin Tanju. Burası disko odası. Senin odan bir alt katın iki üstü. Buranın çaprazı. Üstün altının çaprazı. Odam burası olmalı.
Boyk! 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 Yine mi sen Necati? Yatmaktan vazgeçip spora mı geldin yoksa? Bekle! Zıplama bitsin minderde güreşiniz! Neden bu kadar çok oda var? Neden? Böyle bağıracaksan lütfen bağırma odasına git Tanju. Hemen koridorun sonunda. Ben kendi odama gitmek istiyorum. Sadece biraz uyku. Tek istediğim bu. Senin odan hemen bu odanın altında. Emin misin? Adım gibi eminim. Çünkü az önce yanlışlıkla girdim. Bravo. Ben isteyerek bile giremiyorum. Burası da odam çıkmazsa şuraya oturup havlarım. Buldum. İnanamıyorum. Buldum. Sırtım. Çok yumuşak ama mecbur katlanacağım artık. Bu ses de ne? İp atlıyorum Tanju. Necati! Burada beni kimse rahatsız edemez. Oho. Gökyüzüne bakarak uykuya dalmayı özlemişim. Aynı kutumdaki gibi. Kim bağırdı? Tanju abi. Olamaz. Tanju'nun dikenleri çıkmış. Kirpi mi ben Remzi? Nasıl dikenlerim çıksın? Tanju abi ne oldu sana? Ne olacak? Kaktüsün üzerine düştüm. Bu kadar üzerine düşme. Haftada bir su versen yeter. Ah yazık. Zavallı kaktüs. Zavallı kaktüs mü? Boş boş konuşmayın. Burada büyük bir problemimiz var. Televizyonun kumandasını kaybettim. Yeter! Yeter! Hemen gidin buradan. Ne diyorsun Tanju? Siz beni değil bu villayı özlemişsiniz. Şimdi beni rahat bırakın ve lütfen hemen gidin. Ama... Derhal! Madem öyle, yürü gidiyoruz. Necati! Benim odam hangi kattaydı? Necati! Tanju abiye ayıp ettik galiba. Evet, kalbini kırdık. Çok mu hevesli davrandık villa konusunda? Çocuklar haklı Kadriye. Biraz abarttık. Özellikle sen Remzi. Asıl sen kendine bak. Baba, Necati abi tartışmayın. Tanju abinin gönlünü nasıl alabiliriz onu düşünelim. Sessiz düşünün. Duyan mı duyamıyorum. İşte bitti. Uykum da kaçtı. Ben bu koca villada tek başıma ne yapacağım şimdi? Çok zevkliymiş. Boink, boink, boink. Yine bir kaktüs. Evet, her şey hazır mı? Gofretler hazır. Pireli yastık bulundu. Kemik burada. Ben Tanju'ya bere ördüm. Ben bir şey yapmadım, yaşlıyım ben. Bizi görünce hemen yumuşayacak, emin olun. Sen de kimsin ayol? Erkan ben. Siz kime bakmıştınız? Tanju'ya. Sana benziyor ama daha dikenlisi. Tanju yok. Burada artık ben oturuyorum. Sen mi? Ama neden? Dünya varmış. Sonunda deliksiz bir uyku çekebildim. Tanju? Ne? Neden geldiniz? Sadece bir özür için. Seni kırdıysak özür dile ve barışalım. Ne diyorsun Necati abi? Aslında biz senden özür dilemek istiyoruz. Villaya geçmen için ısrar etmekle hata yaptık. Affet uyuz Tanju. Ve lütfen o villayla bu kutuyu değiş tokuş etmediğini söyle. Hayır ettim. İşte ticari zeka, aferin. Kadriye bana bir şeyler oluyor. Sakın bayılayım deme Remzi. Ettim. Çünkü sizin dört tarafınız beton olunca orası ev oluyor da... ...dört tarafım karton olunca burası ev olmuyor mu sanıyorsunuz ha? Benim yuvam burası. Belki o villa kadar geniş değil ama ben burada rahat ediyorum. Kutumdayken çöp kamyonunun sesi bana ninni gibi geliyor. Gözlerimi açınca yıldızları görüyorum. Sert kaldırımlar benim döşeğim. Dünün gazetesi yorganım. Benim villam işte burası. Burası benim sarayım. Ne kadar güzel konuştun Tanju. Çok duygulandım.
Geç de olsa beni anlamanıza sevindim. Sizi içeri davet ederdim ama içerisi malum. Yeter ki iste. Ben gelirim Tanju. Obare! Necati ne yaptın? Misafirliğe geldim. Olamaz! Necati! Bunlar? Necati, ne yapıyorsun? Yeni süper gücümü keşfettim Remzi. Çöp kutularıyla konuşabiliyorum. Bak şimdi. Çöp çöp çöp. Çöp çöp çöp. Çöp çöp çöp. Çöp 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 çöp. Çöp 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 çöp. Çöp çöp. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sanırım çöp kutularının dillerini öğrenmem lazım. Böyle anlaşamıyoruz. Peki ne yapacaksın bu yeteneğinle? Çöp kutularını ikna edeceğim. Tüm çöpleri yesinler ve dünyayı kurtarsınlar. Filmini çekerlerse ben de oynayabilir miyim? Tanju, bu ne hal? Neler oluyor burada? Herkes neden örümceğe dönüşmüş? Köpeklikten bir fayda göremedim. Ben de örümcek oldum. Gofret şeklinde ağ yapabiliyorum bakın. İyi de nasıl örümceğe dönüştünüz? Böyle saçmalık mı olur? Örümcek Lütfü denen biri var. Konuştuğu kişinin en zayıf noktasını hissediyor ve konuşarak sizi ağına yakalanmaya ikna ediyor. Sonra da ağ yakalananları kozalıyor ve kozadan işte böyle çıkıyorsunuz. Ne saçma işmiş. Örümcek ağına yakalanmayın siz de. Tanju'yla dalga geçerken sen de ağa yakalandın. Benim gibi atık olacaksın bu hayatta. Bak kelebek gibi hafif hissediyorum. Hey sen, utanmıyor musun milleti örümceğe dönüştürmeye? Yok, utanmıyorum. Remzi, benim cümlelerim bitti, sıra sende. Kimseyi zorla örümceğe dönüştüremezsin. Zaten zorla dönüştürmüyor ki, biz kendimiz geldik. Aynı sizin geldiğiniz gibi. Biz geçerken uğradık. Sadece bakıp çıkacağız. Fil dostum, baksana. Örümceklerin yiyecek saklama uzmanı olduğunu biliyor muydun? Benim bir şey bildiğimi nasıl iddia edersin? Tabii ki bilmiyordum. Ben de örümcek olacağım. Necati ne yapıyorsun? Gel buraya. Senin de çocuk kalmak istediğini seziyorum. Eğer örümcek olursan bol bol enerjinin olacağını biliyor muydun? Örümcekler hiç yorulmaz. Nereye imzalıyoruz? Yalnız elimi kaldıramıyorum. Kağıdı kalemime siz sürteceksiniz. Kundakta gibiyim. Çok rahat. Remzi, binini patlat da keyfimiz yerine gelsin. Biberondan içemem aman, ayranla peynir yemem aman. Pekala, acilen önlem almamız gerekiyor. Yoksa tüm mahalleli örümceğe dönüşecek. İyi de başkanım, neden burada toplandık? Örümceklerin hızlı trenleri sevmediğini herkes bilir. Hadi önerilerinizi söyleyin. Biz çok eğleniyoruz. Bu sefer siz halledin. Yihuu! Mahalleyi ilaçlayalım. Mahalleyi uzaya taşıyalım. Onu yaptık, unuttun mu? Dönme dolaba binelim. Ne alaka? Bence gidip konuşalım. İletişimin çözemeyeceği bir sorun yok. Mahalleyi uzaya taşıyalım diyorduk. Otobüs kalkmıyor arkadaşlar. Herkes sıraya girsin lütfen. Cam kenarı benim. Kimseye bırakmam. Örümcekken kasiyerlik çok zor. Çek, çek, çek. Ben de yapıştım. Yukarı bakma yazıyor. Tamam, bakmıyorum. Bakarsam kesin tuzağa falan düşerim. Aşk olsun, size inanmıştım. Buzdolabıma hoş geldin. Bildiğin gibi biz örümcekler yiyecek saklama konusunda uzmanız. Necati, biz yemek değiliz. Bu kurduğun ağda buzdolabı değil. Bırak bize. Şşt, sus bakayım, donmuş brokoli. Pardon, benim yerimi değiştirir misiniz? Kahvaltılıklar bana pis pis bakıyor da. Üçgen peynir olunca bir sinir basıyor, kusura bakma. Canan, bu kostümler çok saçma. Şimdi birileri anlayacak örümcek olmadığımızı. Örümcek olmayan birini daha bulabilirsek belki bize yardım eder. Hadi ayağa kalk. Hangisi ayağım, onu bile anlayamıyorum ki. Bavul günü kurtarmaya geldi. Örümcek olmayan birini mi aramıştınız? Örümcek olmayan ve bavul olmayan biri. Çok kırıcısınız.
Pişt, millet, bunlar örümcek değil, haberiniz olsun. Hayır, örümcek olacak. Yaklaşmayın yoksa elimdeki bavulu kullanmaktan çekinmem. Blöf yapıyor. En fazla ne yapabilir? Fermuar saldırısı mı yapacak? Canan kaç! Kaç! Eyvah! Çıkmaz sokak! Merak etmeyin. Sizi sadece Lütfü ile konuşturmaya götüreceğiz. Sonra zaten siz de örümcek olmak isteyeceksiniz. Canan buraya kadarmış sanırım. O da kim? Sonunuz değil! Tanju abiniz geliyor! Tanju abiniz gidiyor! Nasıl duracağım? Atlıyorum! Tutun beni! Bu çocuklara karışan karşısında beni bulur. Kim ki bu adam? Bilmiyorum, düşerken kafasını falan çarptı herhalde. Kendini kahraman sanıyor. Tanju abi, sen de örümceksin. Bize niye yardım ediyorsun? Çünkü bu ellerle gofret paketini açamıyorum. Çok mutsuzum. Havlayan örümcek. Çocuklar, beni dinleyin. Kanalizasyonda bir direniş var. Onlara katılın ve bizi eski halimize çevirin. Tek umudumuz sizsiniz. Hurra! Abi, gaza gelip seni kaçırdık da bir yere götüreceğimiz yok. Şöyle sağda bırakıyoruz. Hazır kaldırmışken pazara kadar bıraksaydınız keşke. İyi, tamam. Nerede acaba bu direniş? Yok, burası değil. İşte burası olmalı. Pişt, Remzi. Kurtarsana bizi. Kusura bakma Necmi. Örümcekçilik oynuyorum. Örümceksin zaten. Yardım et işte. Birileri daha kurtulmuş. Direnişimize hoş geldiniz çocuklar. Ben özel ajan Hayriye. Ben de pek özel olmayan ajan Fikri. Ama sadece iki kişi misiniz? İki kişi neye direnebilirsiniz ki? Zaten ben tek direniyorum. Fikri örümceklerden korkuyor. Örümcek deme! Deme işte, deme! Direnişimizin tek hedefi var. İşte bu. Örümcek Lütfü'nün ana kozası. Bu kozayı yok edebilirsek herkes normale dönecek. İyi de Lütfü'ye yaklaşan herkes örümcek olmaya ikna oluyor. Onu başka türlü yenmemiz lazım. Saklambaçta yensek? Benim saklambacım süperdir. Bakın bakın, nereye saklandığımı göremiyorsunuz. Biz saldırıya geçiyoruz. Siz istediğinizi deneyebilirsiniz. Ha? Bu örümcek Lütfü'nün dosyası. Burada korkak biri olduğu yazıyor. Şakir, bence Lütfü'nün zayıf noktasını kullanarak onu kendi silahıyla vuralım. Ya da buradaki sebze fırlatan tankı kullanalım. Çuk 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 çuk! Süper karışık ayvalık tostu yaptım suratında. Canan, planının işe yarayacağından emin misin? Bence yine de sebzeli tank planını yedekte tutalım. Eyvah! Plandan önce daha büyük bir sorunumuz var. Ajanlar da örümcek olmuş. Ben örümcek ajan Hayriye. Örümcek deme. İyi de sen de örümceksin. Doğru. Kendimden kaçamıyorum. İmdat! Lütfiye yaklaşmanıza izin veremem çocuklar. Artık örümceklerin tarafındayım. Bence siz de örümcek olun, bitsin gitsin. Şakir, ben onu oyalarım. Sen git planımızı uygula. Yeteneklerimi kullanmamın zamanı geldi. Ana kozaya kadar tünel kazarak ilerleyeceğim. Tünelin sonu hoş bir yere çıkmadı. Ben şuradan koşayım en iyisi. Burada oturup kurtarılmayı mı bekleyeceğiz? Bir şeyler yapalım. Elimiz kolumuz bağlı. Bize bir kahraman gerekiyor. Kepçe adam, seni çok özledik. Şimdi değilse ne zaman? Baba boş ver şimdi kepçe mepçe. Bize kahraman mı yok? Kahraman aranıyor. Yol, yemek, sigorta. Bulut'a iş ilanı vermişler. Nereden başvuruyoruz? Kasım! 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 Kasım!
Maçı yapmamız iyi oldu. Şiddete gerek yok. Artık beni yenmek için bir mucizeye ihtiyacın var. Mucize derken? Hızla robotunun üstüne düşmekte olan şişman bir göktaşı gibi mi? Aşk olsun Canan. Atmosfere girerken yanmıştım ama o bile bu kadar acıtmamıştı. Hayır! Oo, hoş geldin. Şehirde örümcek olmaya bir tek sen kalmıştın. Şakir, umarım planımızı unutmamışsındır. Bu kollar bir harikaymış. Artık bu kolların hepsiyle konsol oyunu oynayabilirim. Bilim bilim bakıyorsun. Eğer örümcek olursan sen de 8 kolla deney yapabilirsin. Şakir, kendine gel. Lütfen beni ikna etmek üzere. Ayaklarımı tutamıyorum. Sanki bir şey hatırlamam gerekiyordu ama... Necati beslemeyi mi unuttun? Yok, o değil. Peki iki kürek kapıp beni buradan kurtarmayı mı unuttun? Şakir! Ha? Bu Canan'ın sesi. Şimdi hatırladım. Bir planımız vardı. Gelirken kürek getir. Pide küreği ya da küreği boş ver. Sen pide getir. Şimdi seni de kozalayalım bakalım. Dur! Dramatik giriş yapmana gerek yoktu. Zaten başlamamıştım. Herkesten korktuğunu biliyorum. Onlar da senden korksun diye herkesi kontrol etmeye çalışıyorsun ama gerek yok bunlara. Ha? Ama bunları nereden biliyorsun? Sadece güvende hissetmek istiyorsun. Benim bir çözümüm var. Gel seni kozalayalım. Burada güvende olacaksın. Bilemedim. Tuzağa düşüyormuş gibi hissediyorum. Çoktan düştüm bile. Kozalanmak süpermiş. Şimdi sıra bende. Sebze saldırısı. Yaşasın, kurtulduk. Tebrikler çocuklar. Şimdi Lütfü'yü teslim edin lütfen. Olmaz. Zaten birbirimizden korkuyoruz diye bu sorunlar çıktı. Biz onu topluma kazandıracağız. Hem bakın ne kadar pişman yaptığından kendi söylesin. İnecek var. Onu değil. Tamam tamam, özür dilerim. Hadi beni topluma kazandırın. Nasıl olacak? Pazar arabası falan mı olacağım? He? Otobüs nerede? Otobüs yok. Artık ben taşıyorum milleti. Otobüs oldum ben. Otobüs örümcek lütfü. Örümcek deme! Birazcık brokoli. Ne olur birazcık brokoli verin bana. Kereviz yemek istiyorum. Ispanak! Ispanak! Pırasa! 3 gün önce. Yemekte ne var anne? Kurt gibi acıktım. Nefis kereviz yemeği yaptım çocuklar. Aslında o kadar da acıkmamış olabilirim. Yanında da brokoli. Alo, pizzacı mı? Kapat o telefonu Canan. Biraz sebze yemeniz lazım. Aa! Pizzanın üstünde azıcık oluyor anne. Ben anlamam. Bu yemekler bitecek. Ama ben brokoliyi hiç sevmiyorum. Ben de sana bayılıyordum sanki. Helal olsun. Sonunda bir sebze gerekeni söyledi. Meyvelerin durumu farklı mı sanki? 3 gündür şu masaya gelip gelip geri gidiyorum. Bari hiç çıkarmayın buzdolabından. Oynamayın duygularımla. Bugüne kadar sustuğumuz yetmedi mi arkadaşlar? Vitamini bizde, lezzeti bizde. Hayır, biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Etmiyoruz. Yürüyün, gidiyoruz. Aa, gittiler. Alo, pizzacı mı? Necati, yağmur yağmıyor ki. Neden şemsiyeyle dolaşıyorsun? Ama bugün meteor yağmuru var demişlerdi. Meteor yağmuru öyle bir şey değil. Çok acıkmış olmalıyım. Sokakta yürüyen gıdalar görüyorum Remzi. İyi de onları ben de görüyorum. Demek ki ikimiz de çok acıkmış olmalıyız. Cebimde zor zamanlar için bir tavuk dürüm olacaktı. Dur. İyi ki şemsiyemi almışım. Sevgili seyirciler, bugün sokaklar oldukça vitaminliydi. Sebzelerin başlattığı protestoya diğer yemekler de katıldı.
Bizler yemeyiz, seçilmeyi seçeriz. Bizler yemeyiz, seçilmeyi seçeriz. Aferin çocuklar. Size gerçekten aferin. Remzi, bana aferin yok mu? Necati, azarlama aferini bu. Öyle mi? O zaman benimki kalsın. Beğendiniz mi yaptığınızı? Biraz abarttılar sanki. Evet, elma gitmeseydi yiyecektim ben. Yemeklerle masaya oturan yetkililer uzun pazarlıkların ardından yemeklere de seçme hakkı tanındığını açıkladı. Yani yemeğin izni olmazsa onları yemek artık yasak. O zaman bana müsaade. Hayır! Şakir, hadi gitsene yanlarına. Sen niye gitmiyorsun? Aç değilim ki ben. Aa, yemezsem darılırım. Hop, ay. Merhaba, acaba müsaitseniz, yani ben acaba diyorum. Kabul etti mi acaba? Geri geliyor ama eli boş. Ne dedi, ne dedi? Henüz kendini yenmeye hazır hissetmiyormuş. Üzülme kumpir, sana yemek mi yok? Var mı? Yok. Siz bu işi beceremeyeceksiniz. Bakın şimdi hamburgeri nasıl ikna ediyorum. Lafı uzatmayı sevmem. Adım Cemşit. Sen, ben yemek. Ne dersin? Sen mi yiyeceksin beni? Güleyim bari. Daha bir saat önce okul müdürü yemek istedi de ben kabul etmedim. Bakın bakın beni yüzetmiş. Ne oldu ne oldu? Kabul etti mi? Herhalde etti ama mayonezli değilmiş, ben istemedim. Evet çocuklar, benden sonra tekrarlayın. Do, re, mi. Bu hangi nota anlamadım? Nota değil ki. Açlıktan midemiz gurulduyor öğretmenim. En azından biraz ahenkli guruldayın canım. Hadi hep birlikte. Gur, gur, gur. Hı? Toz mu şu? Necati, neden silmedin buraları? Necati, neredesin? Buradayım müdür bey. Ha? Ne ara zayıfladın bu kadar? Öyle yemeği yiyemedim. Bu halde çalışamazsın. Sana izin veriyorum. Git dinlen biraz. Sağ olun müdür bey. Zahmet olmazsa bir üfler misiniz? Bu benim tavuk dürümüm. Gel buraya. Kaçma. Bir problem mi vardı? Sen. Seni televizyonda gördüm. Bütün yemekleri ayartan o brokoli sensin. O brokoli mi? Benim bir adım var dostum. Ne ki adın? Burak Ali. Oo, hatta iki adın varmış. Bize saygı duysaydınız işler bu noktaya gelmezdi. Karnınız acıkmasa yüzümüze bile bakmazsınız. Siz bizi değil midenizi seviyorsunuz. Hadi arkadaşlar, sebze marşını söyleyerek uzaklaşalım buradan. Sebzeyiz biz, besleriz. Yeşiliz hep yeşiliz. Sebzeyiz biz, besleriz. Vitamin deposuyuz biz. Demek kimse karnını doyuramadı. Evde de yiyecek hiçbir şey yok. Dondurulmuş gıdalar bile çözülüp gittiler. Neyse, yemek düşünmemeye çalışın. Böyle cızır cızır pişen tereyağlı yumurta düşünmeyin sakın. Dumanı üstünde tüten mis gibi pilav getirmeyin aklınıza. Ay Remzi, susar mısın? Sustum. Hani bu saatlerde annem yemek hazır diye bağırırdı ya. Ah, ne güzel günlerdi. Hadi ama umutsuzluğa kapılmayalım. Unutmayın, yemeklerin de bize ihtiyacı var. Sonuçta hepsi bozulmadan, çöpe gitmeden önce yenmek istiyor. Size söz veriyorum. Yarın bu saatlerde hepimizin karnı tok olacak. Pes etmek yok. Yarın bu saatler. Pes ediyorum. Bir parça ekmek bile onu yeme teklifimi kabul etmedi. Sormadığım büfe kalmadı. Ne tombik döner ne tavuk dürüm. Hiçbiri beni kabul etmiyor. Hiçbiri. Elimizdekinin kıymetini bilememişiz. Anne, buzluğun karanlık köşelerine iyice baktın mı? Belki az biraz brokoli vardır. Ya da kereviz. Buzdolabı tam takır çocuklar. Az bir zaman sonra.
Birazcık brokoli. Ne olur birazcık brokoli verin bana. Kereviz yemek istiyorum. Ispanak! Ispanak! Pırasa! Ama tombik döner olsa daha iyi olurdu tabii. Ay bırakın yaygarayı. Remzi, hadi siz dışarı çıkıp biraz hava alın. Kafanız dağılır. Haklısın Kadriye. Cozur 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 diyen salçalı soslu makarnaları düşünmek yerine dışarı çıkalım en iyisi. Hele fokur 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 diyen tenceredeki... Remzi dışarı! Aa! Eyvah! Şemsiyemi evde unuttum. Yine mi meteor yağacak yoksa? Meteor yağmuru öyle bir şey değil baba. Sen öyle san. Hop! Aa! Kulağımın dibinde patlatma şu balonu Necati. Asıl sen kulağını balonumun önünden çek. Necati! Remzi! Tartışmayın lütfen. Acıktığınız için sinirleriniz bozuldu o kadar. Acıkmak mı? Hiç de bile acıkmadım ben. Neden? Çünkü iradem sağlam. Ben de bu irade oldukça... O da ne? Ne oldu baba? Nereye bakıyorsun Remzi? Şu simit beni yanına çağırıyor. Ah, tutmayın beni. Simit mi? Hangi simit? Baba! Baba! Dur! Baba! Simit değil bu. Bırak! Susamları yok ama olsun. Araba lastiği bu. Necati abi yardım et. Babam lastiği bırakmıyor. Edemem çünkü bu benim tavuk dürümüm. Hey gel buraya. Eyvah. İno. Necati abi nereye? Hayalimin peşinden koşuyorum Şakir. Affedersin. Ben buraların yabancısıyım da. Sultanahmet'e nasıl giderim acaba? He. Nerelisin sen? Brüksel. Brüksel lahanasıyım ben. Ha, bizim amcaoğlu var orada. Kabak Hamdi. Brüksel kabağı mı? Yok, bal kabağı. Kaçma! Baba, dişlerin nasıl? Benim dişler iyi ama lastiğin durumu fenaydı. Neyse, az da olsa açlığımı bastırdı. Necati nereye kayboldu? Son gördüğümde hayalinin peşinden koşuyordu. Hayal mi? Necati yalnızca tavuk dürümün peşinden koşar. Heh, tam tahmin ettiğim gibi. Tavuk dürümün içinden dökülen soğanları takip ederek onları bulabiliriz. Baba, dedektiflik modunu açtın yine. Şşt! Soğan gözümü yaşarttı. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Beni takip et. Sen hiç yorulmaz mısın? Tavuk dürüm, hayır! Yine karşılaştık bakıyorum. Brokoli? Bana adımla seslen demiştim. Brokoli? Bırak Ali. Brokola? Bırak Ali! Ağzımda sakız var, dilim dönmüyor ki. Demek bir yemeği zorla yakalarsın. Artık çok ileri gittin. Hayır, yanlış anladınız. Bir şey söyle, tavuk dürüm. Abi dur sen de, dur. Hep soğanlarım dökülmüş zaten. Soğanlar burada bitiyor. Baba, işte Necati abi. Neler oluyor orada? Durun, ben bir şey yapmadım. Tek suçum tavuk dürümü sevmek. Hem de çok sevmek. Baba, bir şeyler yapmalıyız. Yağmur başladı. Meteor yağmuru. Sebzeler, dikkat edin. Üstümüze geliyor. Cık, 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 cık. İyi misiniz? İyiyiz. Balon bizi korudu. İyi ki en kaliteli sakızdan çiğniyordu. Necati! Fakat ne oldu ona? Sonunda açlıktan bayıldı galiba. Açlıktan mı? Hiçbir yemeği ikna edip yiyemedi. Brokoli Bey, ben sizden özür dilemek istiyorum. Bütün bu olanların sebebi benim. Söylediklerimin sizi bu kadar üzeceğini bilmiyordum. Sizin gibi bir sebzeyi sevmemekle hata ettiğimi anladım. Lütfen affedin beni Brokoli Bey. Onun adı Burak Ali. Affedersiniz Burak Ali Bey. Arkadaşlar, diğer yiyecek arkadaşlarla bir toplantı düzenleyelim. Biraz fevri davranmış olabiliriz. Oley!
Sevgili seyirciler, sokaklarda bugün bayram havası vardı. Yemeklerle ilişkimiz nihayet normale döndü. Herkes tekrar özgürce yiyebilmenin tadını çıkardı. Harika. Nefis. Çok tadına bak. Yemek yedim. Çok özledim. Bu insanlar neye seviniyor böyle? Acaba yarım yenmiş gofret yerine daha paketi bile açılmamış gofret mi buldular? Necati! Necati! Neden herkes bu kadar mutlu? Yemekler bizi doyurmak için geri döndü Tanju. Bir yere gittiklerinden haberim yok ki. 3 gündür sadece gofret ambalajı kokluyordum. Arkadaşlar, biz gofretler daha fazla saygıyı hak etmiyor muyuz? Yenmeden önce bize de sorulsun artık. Fındık kreması aşkına. Beni seven arkamdan gelsin. Gofretim! Hayır! Saat 6. Yuhu! Çalıyorum. Çalıyorum. 5 dakika daha. Sabah 5 dakikaları çabuk geçer. Zırr! Çalıyorum, çalıyorum. 5 dakika daha. Bir günde zamanında uyan. Şakir, uyan artık. Okula geç kalacağız. Aha, içim geçmiş. Saat kaç? Zırr! Şakir, hadi. Şşt, Canan, bağırma. Menemeni korkutuyorsun. Yok yok, sana bir şey demedi. Nöp 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 canım benim. Necati abi, Şakir'e de ekmek bıraksaydın. Geçen haftadan kalma ekmek olacaktı tezgahta. Onu yer. Abi yeşile döndüm bekleye bekleye. Kimse yemedi. Gidiyorum ben. Uyuyakalmışım. Oh, sen Şakir değilsin. Şakir'in suratında böyle kırmızı bir nokta yoktu. Çabuk söyle Şakir'e ne yaptın? Necati abi ne diyorsun, ne kırmızı noktası? Bu Şakir'in sesi ama suratındaki şey kesin bir gizli kamera. Ajanlara menemenin tarifini verecektin değil mi? Dur bakayım. Aa, ayıp oluyor ama ben sana dürbünle bakıyor muyum? Özel hayatın gizliliği. Şakir, suratın beni sinir etti. Ben yemeğimin kalanını paket yapıp okulda yiyeceğim. Sonra görüşürüz. Olamaz. Suratımda sivilce çıkmış. Asıl benim suratımda Şakir çıkmış. Ben ağlıyor muyum? Canan, fotoğraf çekimi var bugün okulda. Ne yapacağım ben şimdi? Suratımda sivilceyle poz veremem. Aa, sanki seninle fotoğraf çekilmek isteyen var. Kendim çekilirim ben fotoğraf. Şimdilik yara bandı yapıştırayım en iyisi. Ama dur. Okul yıllığı için fotoğraf çekimi başlamıştır. Lütfen saydıklarım bahçeye gelsinler. Sayıyorum. Herkes. Komiyim değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Bugün çok benzeri çıkaracağım. Ben de çıkaracağım. Koşun, koşun. Öğretmenler. Hademeler. Çaycılar. Hademeler. Güvenlik görevlileri ve diğer görevliler. Hademeler. Okulla hiçbir alakası olmayan annem, babam, kuzenim, eniştem, yengem. Hademeler. Unuttuğumuz kaldı mı? Hademeler. Ha, bir de çöp kutuları. Oley. Çöp kutuları. Koşun, koşun. Biz de varız. Necati dur, ne yapıyorsun? Necati, görevliler dedim ya. Öf, tamam al. Çok yakışıklı biri olan okulumuzun muhteşem ademesi Fil Necati de fotoğraf çekimine bekleniyor. Ayrıca o 34 tabela plakalı araç sahibi. Lütfen aracınızı çekin. Bizi fark ettiler. Çabuk kaçın. Olamaz. Daha da büyümüş. Canan, çabuk yardım etmelisin bana. İyi de nasıl? Bilmiyorum. Sen olsan ne yapardın? Gidip özgüvenli bir şekilde fotoğrafımı çektirirdim. Dış güzellik önemli değil çünkü. Herkes de sivilce çıkabilir. Her insan farklılıklarıyla... Ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Durun. Böyle yaparsanız sivilce daha da büyür. Bıraktım. İyice büyüdü, iyice büyüdü. Tamam, tamam. Sakin ol. Yardım edeceğim sana. Biraz düşünelim neler yapabiliriz diye. Siz düşünürsünüz. Ben foto çektireceğim. Affedersin arkadaşım. Senin direksiyonun nerede? Evet, sıradaki öğrenci Arif. Biraz eğilir misin? Kafanı göremiyorum. Biraz daha.
Biraz daha. Daha fazla. Çocuğum eğilsene. Sakın kıpırdama. Sıradaki. Boynum böyle kaldı. Biraz rötuşen şeyi düzeltir sanırım. Oh, ben de ne zamandır evi boyatayım diyordum. İyi oldu. Yolla gelsin. Küçük bir detay kaldı. İşte mükemmel oldu. Canan, sanırım benim... Oo, okula palyaço mu gelmiş? Balondan köpek yapsana bana. Ya da dur, balondan baklava yap. Sanırım... alerji yapsın. Bana balık vermedin. Balık tutmayı öğrettin. Artık ben de bir palyaçoyum. Bekleyin beni balon baklavalar. Başka bir yöntem deneyelim biz en iyisi. Dene dene. Daha çok denersin. Şimdi sana bu programda biraz şekil vereceğim. Eğer becerebilirsem yılığına bu havalı halini koyarız. Şimdi fotoğrafını yükledik. Ne haber? Az daha büyüyeyim mi? Büyüdüm. Ne haber? Şunu bir susturalım önce. Şu gözleri bir değiştirirsek. Biraz da kaşlara bakalım. Sivilcenin üstünü azıcık boyasak. Sonra ufak tefek detaylar. Bari şuraya da el atalım. Tada! Canan bu ne? Oyuncak bebeğe döndüm. Aman sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Sıradaki öğrenci Deniz. Kızım ne yapıyorsun? Benim kameram daha iyi. Ben çekerim. Of, Necati Bey yardım eder misiniz? Tabii. Ver bakayım. Gülümse. Of, daha çok işimiz var. Şakir, amma küçük suratın varmış. Az ittirsene, alttan taşıyamıyorum kendimi. Üzgünüm Şakir. Başka ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Mirket abiye gideceğiz. İyi de o böyle şeylere yardım etmez. Zekamı güzellik için harcayamam demişti bir keresinde. Madem yardım etmez, o zaman biz de onu kandırırız. Çek çek, süper çıkıyor. Fotoğrafçı kardeş, sen de gelsene. Anı olur. Utanma, gel gel. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Oley! Şşş. Affedersin, bir an heyecan yaptım. Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Kim var orada? Mirket abi, çabuk yardım et. Ne oldu? Mutasyon dürümler uzay hapishanesinden mi kaçtı yoksa? Ne diyorsun Mirket abi? Sivilceler, sivilceler şehri ele geçiriyor. Çabuk onları yenecek bir cihaz tasarlamalısın. Bu dediğin çok saçmaymış. Gerçi dürüm mahkumlardan daha saçma değil. Mirket abi yardım et. Sivilce beni kaçırıyor. Şu düştüğün hallere bak Şakir. İyi ki bir sivilcen çıktı. Umarım planımız işe yaramıştır. Korkma benim. Sadece kedi. Psst, Ayten. Bir şey istiyor musun marketten? Pıstlamasana, çocuklar korkuyor. Süt al yarım litre. Öf, bu kedilerin hayatı eskiden daha heyecanlıydı. Şakir, Mirket abi cihazı yaptı. Hazır mısın? O şey mi yok edecekmiş beni? Dur, parti şapkamı takayım da müzikle dans ederim. Mahvoldunuz siz. Mahalleden arkadaşlarımı toplayacağım. Görürsünüz. Alo Rıfat. Bırak şimdi Necmi'nin suratını, yardım lazım. İşe yaradı ama yetmez, tekrar çalıştır. Şakir, bence bu kadar yeter. Şu an normal görünüyorsun. Hadi Canan. Nasıl? Oldu mu? Ama. İşe yaradı mı? Sivilcen görünmüyor, orası kesin. Yaşasın. Hadi gidelim bir an önce. Fotoğraf çekimini kaçırmayalım. Şunu bir tekrar çalıştırabilsem. Anacığım. Ağaçta kedi kalmış. Hemen itfaiyeyi arayayım. Arama arama. İyiyim ben burada. Millete de iyilik yaramıyor. Rahatmış burası. Az kaysana. Neler oluyor böyle? Sivilceler! Nerede bu sivilceler? Ha? Mirket ne oluyor ayol? Çabuk, sivilceler nerede söyle bana. Onları bulmam lazım. Şaşırmış herhalde bu. Bende sivilce falan yok. Ama çok lazımsa komşulara bir sorarım. Canan, niye hala onunla oynuyorsun? Her şey halloldu ya. İşte çalıştı. Allah'ım.
Ne oldu? Neler oluyor? Neredeyim ben? Neredeyim ben? Sakin ol. Dere boyu caddesin. Yardım edelim. İşte devasa bir sivilce. Şimdi başın dertte. Kamut namına, bilim namına. Bu skudra el koyuyorum. İki dakikaya getiririm. Al tabii. Mirket abi dur. Sivilce değil o. Sıradaki öğrenci Şakir. Sıradaki öğrenci Canan. Mirket abi dur. Şimdi sonun geldi Sivilce efendi. Mirket dur. Sivilce bir şey söylemeye çalışıyor. Ben Şakir'im. En büyük Necati diyormuş. Tamam, devam edebilirsin. Mirket abi dur. Sivilce değil, Şakir o. Seni kandırdık. Şehri sivilceler falan basmadı. Mirket sen de amma saf mısın? Şehri su basar, uzaylılar basar ama sivilcelerin bastığına mı inanıyorsun? İyi de Şakir evladım, niye böyle geziyorsun sen etrafta? Benim hatam. Cihazı birden fazla kez kullandım. Şakir'in sivilcesinin yanında onu da sildi. Ne zamandır görünmüyorsun? Şakir gözüm yollarda kaldı. Mirket abi. Gözlerinin içi gülüyor. Sevdin sen esprimi. Mirket abi. Tamam düzeltiyorum. Gözü pek çıktın sen de. Özür dilerim Mirket abi. Yaptığımız çok yanlıştı. Sadece fotoğrafta sivilceli çıkmak istememiştim. Çok çok daha kötüsü oldu. Şimdi herkes benimle dalga geçecek. Kaş yaparken göz çıkardın Şakir. Of Şakir'e bakın. Şakir'e bakın. Çok havalı çıkmış. Şakir süpersin. Ha? Neler oluyor? Keşke ben de senin kadar havalı çıksaymışım Şakir. Fotoğrafım bu yılın en iyi pozu olmuş Şakir. Bir de bana bak. Bence seninki de tatlı olmuş. Hem dış görünüş gerçekten de önemli değilmiş. Onu anladım. Oo süper. Ben biraz daha mor rengini alıyorum o zaman. Kusura bakmazsın artık. Benim fotoğrafımı ters atsaydınız her şey düzelirdi. Üzgünüm Canan. Dünya tersine dönse de olmaz. Müdür beyin ve komedinin kuralları. Çok komik çıkmışsın çünkü. Dış görünüş önemli değil Canan, değil mi? Değil mi? Evet değil. Bu çocuklar benim kariyerimi bitirmeye çalışıyor. Ben gidiyorum. Dur! Daha beni çekmedi. Dur! Mesain bitti. Güle güle. Bu da çok yavaşmış. Diğer bölüme yetişirim artık.